Selam, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı ve güzel yorumlar yazmayı ihmal etmeyin. Buyurun, hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Şöyle en kolayından bir yemek yapmaya çalışıyorum. Önce tavaya az bir yağla kavurduk. Burada küçük küçük doğradım. Patlıcanlar da kızarıyor. Şu şekilde. Selam arkadaşlar. Bugün böyle evde, yani tatilde kaldığımız evde şöyle bir yemek, en hızlısından böyle patlıcanı ufak ufak doğradım. Az bir sıvı yağda kızarıyor. Burada da bir patlıcan demişim, kabak vardı. Onu da güzelce doğradım ve kızarttım az bir yağda. Birazdan bitmiş halini gösteririm. Şu şekilde kızarttıktan sonra tepsimize koyalım. Cam tepsimize. Daha sonra diğer doğradığım patlıcanı ekliyorum. Şöyle kısık ateşte onun da kızarmasını bekliyorum. Bu arada tripodta değil, elimde böyle biraz titreme olursa kusura bakmayın. Tabii ki ocak da battı. Artık sonra temizleriz. Şöyle yaklaşık kaç grammış? 800 gram tavuk göğüs eti. Ne kadar ödemişim? Şöyle fiyatını da göstermek istiyorum. Bir saniye. Gördüğünüz gibi 7.99. Bunu da jülyen şeklinde ince ince doğrayalım ve hazırlayalım. Bu şekilde jülyen şeklinde doğradık. Şimdi bunları bitirdikten sonra kavuralım. Evet, patlıcanları güzelce kızarttık gördüğünüz gibi. Etlerimi de doğradım, hazırladım. Şimdi şöyle maşa fasulyesi var bu şekilde. Onları da hafif böyle sofreledikten sonra etimizi kızartacağız. Bol sebzeli bir yemek olacak. Beklemede kalın ve aşama aşama göstereceğim. Bu arada size bunu göstermek istiyorum. Sizler de böyle patlıcanın başlığını böyle atar mısınız bilmiyorum. Ben böyle yemekleri kullanmayı seviyorum. Gerçekten lezzeti de güzel diye düşünüyorum. Ben de siz de deneyin. Bir tane sıvı yağ ekleyelim. Suyu bayağı has kalmış. Şöyle biraz tuz ekleyelim. Patlıcanları da aynı şekilde koydum ama göstermedim. Tuzunu ekledim. Şimdi ağzını kapatıp kısık ateşte kavuralım. Şimdi yemeğimize bakalım. Biraz daha kavrulması gerekiyor. Şimdi önemli olan kısma geldi. Şimdi bu gördüğünüz Hindistan cevizi sütü. Bunu kullanacağız. Krema yerine bunu kullanacağız. Tuz, kırmızı pul biberi. Şöyle aslında bunu köp harçlarında kullan, et yani şeyinde, ama ben biraz burada kullanacağım. Bir de
karabiber ve sarımsak tozu. Bunları kullanacağım. Etimiz bekliyor. Fasulyemiz piştikten sonra şimdi bunları birazdan teker teker ekleyeceğim. Şimdi fasulyemizi de evet. Gördüğünüz gibi fasulyemiz de güzelce kızardı. Şimdi etimizi kavuralım. Evet, sulamaya başladıktan sonra çok eti kurutmadan şöyle aldığımız Hindistan cevizi sütü var. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Kremadan daha hafif. Şimdi baharat ekleyelim. Şöyle çok az bir karabiber. Daha sonra şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Ve söylediğim şöyle bir baharat var, 7 türlü. Onu da ekleyelim. Çok az ama çok az çünkü çok acı bayağı. Antep biberi var şöyle. Bayağı acı olduğu için, yoksa bir tatlı kaşığı koyardım. Şimdi bunları güzelce karıştırıp tadına baktıktan sonra baharatı azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Bu arada ben tadına baktım. Tuzu, biberi, her şeyi kıvamında. Dediğim gibi herkes damak zevkine göre baharatı azaltıp ve çoğaltabilir. Şöyle kısık ateşe bırakıp şöyle bir 15-20 dakika pişmesini sağlayalım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olur, bildirim zilini aktif hale getirirseniz bu gibi videolardan anında haberdar olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.